Merhabalar, ben Köfteist Köfte ve Feed The Köfte 2'nin 9. bölümüne hoş geldiniz. Sesimi aldırmayın çünkü biraz hastayım. Fakat ME Network yapmak istediğim için ve 2 gündür sırf bu çekim olayı yüzünden serverda hiçbir şey yapamadığım için bu bölümü çekmek istedim. Evet, şu an yanımda Gülser var, Salih var. Diğer Salih de buradaydı en son. Hala buradayım. Ha, tamam, gidemedim. Ve ME Network için gereken tüm her şeyi craft ettik. Burada kontrollerimiz şu şekilde craft ediliyor. Falan filan. En iyi aydan bakarsınız. Bu tüm sistemin kalbi, bir sistemde bundan bir tane olmak zorunda, ancak birden fazla olmaması gerek. Ve enerjiyi direkt bundan aktarıyoruz. Bundan sonraki parçaları yerleştirmek için şunları kaldıracağız ve bir tane chest eksik mi aldın sen? Ha tamam, şurada süzülüyormuş. Süzülüyor muymuş? Aynen. Chest süzülüyordu. Bence sen force wrench kullan, onları cebine koy. Force wrench kullanıyorum zaten şu an. Portal Gun biraz tehlikeli. Evet. Chestlerimizi taşıdığımıza göre gidip şimdi şu ME Driver'ımızı yerleştirebiliriz. Şimdi dur. Seni ben şu köşeye koyacağım. Kontrolleri. ME Driver'ı da şöyle yani. Ya da ME Driver'ı şöyle dizelim direkt. Kontrolleri de şuraya koyalım. Tam bu daha iyi oldu. Ardından Pattern Encoder, Crafting Terminal, System. Ve önce Access Monitor, Access Terminal'ı koyalım. Ve sisteme enerji vermeye başlayalım. Hı? Ne oldu? Crafting terminal yok mu? Var. Onsuz olmuyordu. Ha sen access terminal şey için kullanıyorsun. Ayrıyetten itemları görmek için. Evet. Access terminal... Ben ikisini birden koyuyorum sistemlere hep. Dayır amca gibi. Evet, şu an gördüğünüz gibi burada her şeye erişebiliyoruz. Tabii henüz bir item olmadığı için bir şey gözükmüyor. Access Terminal öyle bir şey. Bir de bunun Crafting Terminal var. Zaten bunun craftingi için Access Terminal da lazım ve bunun yapımı şöyle. Bu da şunun Gold'da yapılan versiyonu. Vesaire vesaire. Ve gördüğünüz gibi burada bir adet Crafting Terminal var. Crafting alırız sonu. Ve sizleri gene taşıyacağım ben. Beğenmedim bu yeri de. Evet, şimdi yerleştireceğimiz parça Crafting Monitor. Oh yes. Crafting Monitor ne diye soracak olursanız buna şimdilik ihtiyacımız yok. Bunun dışında asıl dur. Vazgeçtim bu dizayndan. Pattern Encoder'ı buraya. Partition Editor'ı buraya. Crafting Monitör'ü de şuraya koyacağım. Bunların ne işe yaradığını birazdan öğreneceksiniz. Çünkü bunlar için bir şeye daha ihtiyacımız var. Mak. Bu modun eklediği bir multi block. Ya bu arkadaşın olayı tamamen auto crafting yapıyor. Her şeyi otomatik olarak craft edebilmenizi sağlıyor. Tabii öğretmeniz lazım sisteme. Dış kısımlarını, daha doğrusu köşelerini bununla yapmanız lazım. Bu şekilde craft ediliyor. Bunun yanı sıra şu kenar kısımları şunla yapmanız gerekiyor. Bu şekilde craft ediliyor. Bu da bu şekilde. Bu da bu şekilde. Tabii bunu en son yerleştireceğim. Burada da içe yerleştirebileceğimiz iki parça var. Bunlardan bir tanesi zorunlu. O da bu Pattern Provider. Şu şekilde craft ediliyor. Diğeri ise zorunlu değil, ancak daha hızlı craft etmesini istiyorsanız eğer gerekli. Ve ben eksik craft etmişim bunlardan. Hangisinden? Provider ve Crafting CPU. O zaman ben bunlardan hemen craft edip geliyorum. Ne? Ve pattern ve bunları craft ettik. Yerleştiriyoruz. Ve son olarak şu son parçaları da yerleştirdik mi? Artık 25 ünite kullanan, yani bunun anlamı 5 EU kullanan düzenli olarak bir EE network'ümüz var. Bir de buna şu storage'ları ekleyeceğiz. Ama bunu kamera karşısında yapamayacağım. Ayrıca şöyle bir şey yapmak istiyorum. Direkt şunlara bağlanmayacak bir biçimde bir şey yapmak istiyorum. Tamamdır. Bu bir ME chest. Bunun diğerlerine bağlanmasını istemiyorum çünkü bunu tamamen pattern'ları hazırlarken kullanacağım. Ya tamamen bir çeşit chest, ancak bunu normal koşulda çalıştıramıyorsunuz çünkü bunlardan birine ihtiyaç duyuyor. Gördüğünüz gibi artık içine bir şeyler koyabiliyorsunuz. Ve burada gözüküyor. Diyelim şunları koyduk. Ve bunu kaldırıyorum. Yoklar. Ama bunları buraya yerleştirdiğim andan itibaren şuradan erişebiliyorum aynılarına. Yani bu modda itemlar tamamen bu disklerde saklanıyor. Olayı bu. Bir de ME kondensatörümüz var. Bunu biraz sonra kullanacağım. Öncesinde size... bu arada bunların crafting'i biraz zahmetli. Şöyle şeyler. Bu daha da zahmetli. Bunlar bayağı uğraştırıyor. İlk önce şu chest'i alacağım. Sen git. Sizler de şimdi gidin buraya. Lead, bronze, brass, tin, copper. Plate'leri boşver. Bu şekilde şunları yerleştiriyorum. Evet, gördüğünüz gibi bu arada hepsi tek bir slotluk yer kaplıyor burada. Hepsi ay ve direkt sayı olarak gözüküyorlar. Ve güzel bir yanı da var. Dolayısıyla bayağı rahat bir depolama yöntemi. Şimdi goldları açak. Ben bunları buraya taşıyıp geliyorum hemen. Ve geri döndüm. Evet. Bunların hepsi, ingotlarının hepsini Gregorium ingotu koymadım. Gregorium ingot. Çok süper. Ve bunları Partition Editor'a koyuyoruz. Seri fuzzy yapılmakta. Fuzzy ile Precision arasındaki fark, Precision direkt farklı tip kapırlar olur ya. Onlar farklıdır Precision'a göre. Fuzzy'de onlar da aynıdır. Direkt. Buna tıkladığınızda bunun içindeki itemları algılar. Ve format dersek bunları kaydeder. Ve artık senin priority'in. Bu arada priority yüksek olunca mı daha yüksek oluyordu? Öyle olması lazım. Tamam. Sen de crafting station. Yapıyorum. Ve sana bu diski yerleştirelim. Artık gördüğünüz gibi tüm ingotlarımıza buradan erişebiliyoruz. Şimdi bunun aynısını şu gemlere yapacağız. Gemlere, dustlara falan filanla yapacağız. Yani ben bir süre daha yokum. Ve geri döndüm. Şunların hepsini ayarladık. Burada gördüğünüz gibi. Ve şimdi geri kalanların hepsini rastgele şekilde dizeceğim. Hepsini buna yerleştiriyorum. Buna sadece priority ayarlanmış olan itemleri koymak istiyorum. İlk olarak Oblivion frame'leri atacağım içeri. Çünkü bu barrel denen arkadaşlar bana lazım olacak. Bunun yanı sıra şu kristalleri atabiliriz. Kabustonları tabii ki de barrel'lara saklayacağız. Dörtleri de aynı şekilde. Bir ara ben de onu yapayım ya. Infinity Upgrade'de kabullara şey koyayım. Inventory Management System. Güzel oluyor. Bayağı güzel oluyor. Yani diskte yer kaplıyor çünkü kabulson. Evet. Ben cobblestone'ları direkt barrel'lara yardırıyorum. Kabul. Diskte kaplayacağını gönlümde kaplasın. Aynen. Tabii birkaç tane daha barrel craft etmem lazım şu an. Tabii o da kolay iş. Wood'um olacaktı buralarda bir yerde. Ya ME Network'ta artık. Ve bu sayede size artık Crafting Terminal'ı gösterebilirim. Öncelikle seni alak. Şöyle yardırak. Ve bana rubber'la oluyor mu onu bir merak ettim. Olmuyormuş. 10 tane verir herhalde yeter bana. Fazla bile geleceğini düşünüyorum hatta. Aslında barrel yerine Deep Storage Unit mi kullansaydım? Deep Storage Unit kullan. Zaten 1.6.2'de şey olmayacak. Büyük ihtimalle MFR gelmeyecek. Niye? Power Crystals amcadan haber yok. Ha, Eloran vakası. Aha, aynen. Hani açık kaynak kodlu modları ama. O zaman ne yapıyorum? Deep Storage Unit craft ediyorum. Oh yeah. O zaman gelin bir stack rubber pişsin tekrar. Aklıma gelişen ben de Kalimira'nın evinde çekim yapayım. Ayrıca bir de TARDIS Age'imizi değiştirdik. Böyle bir Age'e dönüştürdüm. Böyle bayağı şık mık bir şeyler. Bir tane kütüphane var, onu patlatırız. Portaldan geç, portaldan geç, portaldan geç, portaldan geç, portaldan geç, portaldan geç, portaldan geç. Geçmiyor. Ah, geçti. Benim yine internet balansı lagım başladı. Hani yine başlamışsa küfür ederim bu sefer. Vay, köfteden küfür duyacak mısın? Oh yeah. Küfürse küfrü severim. Evet. Selam. 3 set HS switch direkt yapalım. Ve direkt ev tasarımını bir yerden hatırladınız mı? Tamam, neden olmadı? Because reasons. Konuşmayı alsanıza. Alırım şimdi. Yazık günah. Evet, şimdi başka neye ihtiyacımız var? Evet, Tesseract craft edeceğiz. Bunun için Ender Pearl. Altı tane varmış. Biraz daha lazım. O zaman iron. O zaman ben şunları craft edip geliyorum hemen. Ve geldim ve Deep Storage Unit'lerimizi craft ediyorum. On iki tane şimdilik işimizi görür. Deep Storage Unit'ler ne diye soracak olursanız... Barrel'ın abisi. Kabaca. Abisinden öte ya Deep Storage Unit. Evet. Barrel'ın aha babası, Godfather. Aynen. Aha baba. Güzel lafmış. İlk olarak... Ya. Stone'larımızı yerleştirerek... Yerleştirdik. Ardından... Dirtlerimizi... Ardından da dertlerimizi... Dertleri bırak da gel. Sonra da gravellerimize. Ya da denizlere aç da gel, kurbanın ola ama kurtar beni buralardan ne olur. Copyright yiyeceğim. Evet, copyright problemiyle karşı karşıya kalabilir adam senin yüzünden. Evet. Direkt başına üşüşürüm o durumda. Münir Nurettin Selçuk da söyledim. Yok, ben coverladığım zaman copyright yemezsin. Hazır kötü coverlıyor diye mi? Kötü coverlıyor mu? Rezil coverlıyor diye. O kadar kötü coverladı ki coverdan kabul etmedik, boşver. Oradan yırtabilirik. Ya da şey diyebilirler, eğer bu coversa orijinal dinlemek istemiyoruz. Orijinalini hiç dinleyemedikleri için de dava açamıyorlar. Adamları bug'a getiriyor. Ya işte benim sesim böyle, rapsel bir ses. Demek ki neymiş? YouTube'da copyright yemek istemiyorsanız şarkıyı Salih'e coverlatacaksınız. Şimdi burada çok büyük bir paradoks var. Abel'in paradoksu kadar büyük bir paradoks. Şarkıyı bana coverlatırlarsa kulakları kanayacak ve ölecek. Evet. Ama illa coverlatmanız gerekiyorsa tek şansınız da Salih. Oh yeah. Oh baby. Ve size Deep Storage Unit'lerin en güzel özelliğini gösteriyorum. Kırdım. Hiçbir item düşmedi çünkü itemlerin hepsi burada saklı. Factorization 6.2 için miydi şey? Onun benzer upgrade'i. Ben daha önce duymadığıma göre bir 6.2 için demektir. 6.2. Biz de daha kullanmadık ama. Neyleri? Factorization'da barrel'lara koyduğum bir upgrade var. Barrel'ı kırdığında içindekiler düşmüyor. Sonra barrel'ı hopper'a çevirebiliyorsun. Hopper onu biliyorum, hopper barrel çok güzel. Ben de onu biliyorum. Çok lezzetli. Şahane. Lezzetli. O fazla lezzetli. Yay water tank. Yay force meats. Yay laptop kaplası. Yay portal gun. Burak senin diyeceğin bir şeydi. Adamın portal gun'ı var ya. Server'ın ilk dakikası, ilk 20 dakikasında adam portal gun elde etti. Ne bekliyorsun? Ya adamın portal gun'ı vardı, yiyecek yemeği yoktu. Portal hayır, bizim yiyecek yemeğimiz yoktu. Onun yiyecek yemeği de vardı. Sorun orada başlıyor. Ya ben herkese ekmek dağıtıyordum o adam şey yaparken. Portal gun bulurken. Literal ekmek dağıtıyordum vardı. Hatırlar o an köfte. Sayıyla. Sayıyla. Herkese ikişer ekmek 3 alanı döverim falan diyordum o sırada. Aynen. Buradan ne çıkartıyoruz? Raksian OP. Raksian ya boş versene adam, siz dürtseniz ne yapsın yani? He? Siz dürtseniz adam ne yapsın diyorum. OP mi olsun? Olsun. OP molak. Nereye sıçacaklar bu insanlar? Nereye sıçacaklar? Oy. T-Jump chill yapsam. Bu burada dursa. Bu da burada dursa. Sonra geri dönseler. Ve o sırada buradan bir trek, buradan bir lokma. Ve şimdi içinizden dediğiniz duyar gibiyim. Köfte. Bu Deep Storage Unit'leri koydum. Peki bunlar network'te nasıl gözükecek? Güzel. Storage Bus ile. Storage Bus için şu lazım falan filan. Ve sizleri ben buraya koymadım. Yine et koydum. Şurada da biraz vardı. Evet. Kaç tane lazım şu an buna? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane lazım. Bir search için. Radyomu kim çaldı? Doğruyu söyleyeyim. Radyo gitmiş buradan. Ben değil. Yap bir tane. Ya ama onun CD'sinden kalmadı ki hiç. Evet tabii glass da lazım buna. Bilmiyorum. Neyse artık Still Alive dinleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Mister gibi Still Alive işte. Alive işte. Hiç. Anlamıyor ki. Evet, storage buslarımızı craft ettiğimize göre artık şu arkadan işlere girişebiliriz. Bize biraz da kablo lazım. Kablo değil, kablo. 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 Le kablo hatta. Le kablo. Tabii buraya kablo lazım değildi. Bak çabuk öğreneyim. Sizleri direkt şunlara tıklayarak özel programlayacağız. Hazır. Evet ve artık şimdi burada kabusonumuzu, glass'ımızı, şuyumuzu, buyumuzu çok rahat bir içinde görebiliyoruz ve dikkat edin, glass neredeydi? Ha, glass. Son bir siteyi göremiyor, o yüzden boş verin, burada görüyor. Ve gördüğünüz gibi sayı arttı. Çünkü buraya atıyor. Aynı şekilde de aynı şekilde. Evet. Ben bir süremize bakıp geliyorum hemen. Ve geri döndüm. Evet, öncelikle benim bir şey craft etmem lazım. Ama ne? Bir tane craft etmem şu an yeterli. Çünkü... Reasons. Ona ME Pattern'ın crafting'i de öğretiyorum. Ve bunu makımızın içine koyuyoruz. Ve artık buraya bunu yazdığımız takdirde bana 20 tane craft ediyor. Bu sayede hepsini öğretmiş oluyorum ve şimdi bana ne lazım? Kaybolan yıllarını versek. O da güzel olabilir. Ama şu an için ME Storage Bus işimi görüyor. Yani tüm temel EI parçalarını da bir öğretmiş oluyoruz bu sayede. Sözle söylemeye hakkım yok. Söylemişim. O zaman sadece storage bus kaldı. Bunun içine atıyoruz. Ve artık buradan 3 tane storage bus istersem bu bana craft etmeye başlıyor. Buradan da crafting sürecini görebiliyoruz. Bunun tüm olayı bu. Eğer bir şey takılırsa şurada neyde takıldığını gösteriyor. Bu böyle bir işe yarıyor. Köfte köfte köfte. Efendim efendim efendim. Millete bir public announcement yapayım ben. Bekliyorum. Yavrucuklar, kuzucuklar, anlamadıysanız bu olayı köftenin videolara bakın. Çok güzel bir incelemesi var. Hepinize tavsiye ediyoruz. ME Network için mi? Hı hı. Zaten bu videonun altına şey yok, unuturum ben onu. Ben announcement'ı yaptım, bulurlar zaten. Yani zaten benim ME Network, Applied Energistics incelemem site, modun kendi sitesinde de var. Hani bulursunuz. Modun adı Applied Energistics bu arada. Hatta yazayım. Applied Energistics. Hoş. Modun adı bu. Tüm itemları da bunlar. Türkçesi uygulamalı enerji. Ve öyle bir mühendislik yapısı var. Var. Enerji uyguluyorsun. Daha kötüsü Thermal Expansion diye bir şey de var. Thermal genişleme. Hadi. Bir de Thermal Expansion'da bir şeyi genişlettiğini düşünsene. Isıtsal genişleme. Isıtsal genişleme. İşte bu yüzden çevirmeni bıraktım ben. Isınsal yok. Isınsal genişleme, genleşme diye çeviriyor. Isınsal genleşme. Tesseract gerçekte de olan bir şey. Dört boyutlu küp. Onun adı Tesseract. Tabii R'leri biraz garipleştirdiğine Tesseract farklı şeyler ortaya çıkıyor. Dikkat etmek lazım. Dikkat etmek lazım. Kübün boyutu çok çünkü. Nereye çeksen oraya geliyor. Yani. Evet. Ben şunları değil de şimdi bakayım. Bilmiyorum. Upload olacak. %64'te kısıtlı kalmış. O zaman ben Instant Craft yapalım. Hadi bakalım. Onu nasıl edelim? Nerede kalmıştık? Bir tane daha sign alalım. Farklı bir tasarıma gitmem gerekecek. 3 vakte kadar görüşürüz. Ben konuşmayı kapattım. Tamamdır, görüşürüz. Bye bye. Güle güle. Evet. Evet. Evet, sanırsam bu bölümü ben de burada bitirsem güzel olabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi Köfte'nin iyi günler, iyi eğlenceler.